Arkadaşlar merhabalar. Ben Özgür Meral Nasılsınız umarım iyisinizdir. Önemli bir günün arefesindeyiz Az sonra saat 2'de Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Küçük kısa bir video yapmak istedim. Bu konuda yani faiz kararından önceki bir e, beklentilerinizi sizin öğrenmek istedim. Yorumlarınızı almak istedim. Açıkçası çok fazla beklenti, çok fazla değişik senaryo var bu konuyla ilgili. Dolar faiz kararını bekliyor. Altın keza öyle, borsa keza öyle. Bütün dünyadaki birçok kurum da bekliyor tabii ki yurt dışı bankalar ve fonlu, fonlayıcı araçlar da bekliyor çok önemli kritik bir andayız yani biliyorsunuz Merkez Bankası'ndan şu an 475 bas puan bir faiz artışı bekleniyor kimisi yani çoğu böyle yurt dışı özellikle analistler bunu beklemekte ve bazı aracı kurumlar mesela Morgan Stanley 150 bas puan e, faiz artırımı bekliyordu. Merkez Bankası ne yapacak, ne yönde karar alınacak bilmiyor. Benim gönlümden geçen e, aslında 150 bas puan. Gerçi bu bir işe yaramayacaktır ama 300 bas puana kadar bekliyorum. Hiç faiz artırımında da girmeyip ters köşede de yapabilir. Yoksa acaba piyasanın beklediği faizi verecek mi ve dolar buna karşı nasıl tepki gösterecek? Bunu e, az sonra öğreneceğiz. Bu kısa videoyu çekmemdeki amacım sizin de e, görüş ve önerilerinizi video altına yorum olarak bırakmanız. Bakalım hangimiz e, kim daha çok hani tutturacak bu faiz? E, kararını e, Cumhurbaşkanımızın en son bir açıklaması vardı Yani iş adamlarımızı faiz baskısı altında ezdirmeyeceğiz diye faize karşı olduğunu bir kez daha tekrarladı. Buna karşılık acaba e, merkez bankası bu konuda tutuma ne olacak? Bu anlayışın ve bu görüşün tesiri altında mı karar verecek e, yoksa bağımsız olduğunu mu ispat etmek istercesine acaba yüksek e, orandan bir faiz mi e, bizi karşılayacak. Buna karşı gram altın ve dolar ne olacak? Onu tabii ki toplantıdan ve bu faiz kararından sonra görme olanağımız olacak. Yani şu an son zamanlarda birçok e, yerden duyduğum, baktığım kadarıyla bir, bir birkaç ekonomist veya kurum e, bir ters köşe yapıp hiç faiz artırımına girmeyip aralığı beklemek ve bir dolar kuru şokunu bir kez daha yaşattıktan sonra bu şekilde bir faiz arttırma gidebilir demek olacak ama bu da ne kadar ne derece e, e, öngörülebilir onu e, tam da bilemiyorum çünkü piyasa müthiş bir beklenti satın aldı yani 475 bas puanı satın aldı şu an fiyatlar oraya doğru gitti yani bu 475 bas puan faizi verse dahi piyasa bir parça aşağı inecektir ve o ee, tekrar şu anki bulunduğu konuma gelecektir. Yani bu satın alınmış bir aslında şey. Eğer 0 e, faiz veyahut da 150-200 bas e, faiz bana göre en fazla 300 bas olacaktır ama tabi bu benim sadece beklentim ve öngörüm veyahut da hissiyatım e, olarak e, söyleyebilirim. Sizlerin bu konudaki görüş ve düşüncelerini lütfen video altındaki yorumlara bekleyin. Kaç bas puan faiz arttırmayı e, umuyorsunuz, bekliyorsunuz. Sizlerin hissiyatı veya öngörüleriniz veya aldığınız haberler veya duyumlarınız ne ölçekte olacak. Yurt dışı özellikle bunu çok yüksek e, faizden bekliyor ama şimdi 400 bas puan, 500 bas puan siz faize e, verirseniz gelecek ayda bekleyeceklerdir. Yani bu faizin sarmalının sonu aslında yok. E, Merkez Bankası da bunu biliyor. Ekonomik yönetimimiz de bunun farkında, Cumhurbaşkanımız da bunun farkında. Bilemiyorum bakacağız. Şu an tabii dolar ve altın, borsa hepsi düşüşte ve bu şeyi bekliyor. Yani bu faiz kararına odaklanmış bir vaziyette gözüküyor borsa da düşüşte yani yüzde %0.66 şu an, an itibariyle faiz e, haberine kilitlenmiş vaziyette. Dolar 7.66'ya kadar inmiş gözüküyor. Altın onsu da inişte 1863 dolar seviyelerinde. E, saat 2'de bakalım ne olacak. Buradaki haberde tabii ki e, yani Bloomberg'in anketinde en düşük faiz artış beklentisi 200, en yüksek artış beklentisi 150 baz puan oldu. Acaba ters köşe yapıp bu Ayı da pas geçebilir mi? Merkez Bankası bir piyasayı kolaçan etmek acaba dolar bu kadar düştü bu durağan kalıcı olur mu deyip belki bir bir ay daha bekleyebilir aralık diye düşünülebilir. Morgan Stanley 150 bas puan bekliyordu ama diğer bütün işte Barclay, Goldman Sachs, Deutsche Bank, Citibank bunlar hep 475 bas puanlık puan faiz artırımını bekliyorlar. Yani şu an artık teknik grafik Bakma zamanı değil sadece Merkez Bankası'nın son sözüne odaklanmış bir durumdayız. Ondan sonra bakacağız. Bu videoyu reklamsız olarak yayınlıyorum. Sizlerin görüşlerini önemsiyorum. Yorumlarınızı önemsiyorum. Sizlerin de söyleyecek birkaç sözünüz vardır. Yorum bırakırsanız bunları daha sonraki videoda <laughs> yorum altında da değerlendirebiliriz. Bakalım kim tutturacak? Faiz kararı ne olacak? Ve piyasaya bunun yansımaları ne olacak? Daha sonra beraberce değerlendiririz. Ne karar verilirse verilsin umarım memleketimize, ülkemize, bize, e, ülkemize hayırlı olur ve güzel e, sonuçlar, neticeler getirir diyerekten şu an biz de beklemeye geçiyoruz. Görüşmek üzere. Abone olursanız sevinirim. Bildirim zilini açarsanız daha da çok sevinirim. Hepinize sevgi, saygı sunuyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.